Arkadaşlar tekrardan yeni bir videoma hoş geldiniz. Şöyle sizlerle şöyle bahçeden kokulot toplayacağız. Baksanıza. Bu kokulot yerini bulduğu zaman çok güzel coşar. Şöyle kaba yeri bulduğu zaman çok güzel olur. Şöyle çok da güzel. Bir kokusu, bir aroması vardır. Acı değildir kesinlikle. Şöyle baktığınız zaman biraz maydanozu anımsatır. Yaprakları. Şöyle hafif aralarında tüyler var. Bakın şu şekilde. Hafif arkasında da. Birazcık kaza yağını anımsatır. Birazcık maydanozu anımsatır ama bu farklı bir ottur arkadaşlar. Ben bunun kokusunu çok severim. Şöyle şu lekeli yapraklarını atayım. Ben bunun ayrıca salatasını ve tere gibi limon sıkıp tuz atıp yemesini de çok severim. Şimdi şöyle sizlerle kokulot toplayalım akşama. Burada da çok güzel çıkmış. Baksanıza. Kıyamadım burada görünce. Bahçede çalışıyoruz. Zeytinlerin dibini çapalıyoruz arkadaşlar. Şöyle görünce dayanamadım. Akşam Antalya'ya giderken götürmek istiyorum. Şöyle yerini bulduğu yerde çok güzel çıkmış. Bakın. Bazıları daha yenice çıkmaya başlayık. Bakın. Kaba yeri çok sevmiş. Bakın şu şekilde. Bunun böreği de çok güzel olur arkadaşlar. Sadece böreğini de yapabilirsiniz. Yani yenilebilen otlar arasında sizlere de hem şöyle ben toplayayım hem de sizlerle de paylaşmak istedim. Biraz yoruldum. Bu otlar beni dinlendiriyor öyle söyleyeyim. Biraz çapa motorunu ben kullandım. Bu yıl ilk defa kullandım. Biraz kollarımı ağrıttı. Kollarım yukarıdan şu liflerim kopmuş gibi hissediyorum. İnşallah geçer. Şöyle bir bıçağımı aldım. Bu ot toplamak beni rahatlatıyor, dinlendiriyor. O yüzden şöyle sizlerle beraber şöyle ot toplayalım dedik. Bakın şu şekilde zeytinlerin dibini de göstereyim size. Çok da güzel çapalandı. Şöyle çapa motoruyla annem orada zeytinlerin dibine o gübre attı önden. Şu şekilde. Şimdi enişte sürüyor zeytinlerin dibini. Ben de öğrendim bu sene. Bir dahaki hafta yani enişte çalıştığında ablamla ikimiz yapacağız inşallah. Zeytinlerin kalan yerlerini yani haftaya, hafta sonu ablamla beraber yapacağız. Şimdi ablamla enişte ikisi aynı anda olamıyor. Biri muhakkak bir market bekliyor. Haftaya enişte market bekler. Market çalıştırır yani izinli olduğu gün. Ablamla beraber ben de ablama gösteririm nasıl çalıştığını, nasıl yapıldığını. Haftaya da ablamla beraber kalan yerini süreriz. Şöyle illaki zeytinlere bakarsanız oluyor. Ama gerçekten yorulmuşuz. Babamın şurada eski bışkısı kalmış. Zeytin çatalında. Şöyle ben birazcık dinleneyim dedim. Bakın bu da sütlot. Bunu da aşotlarına karıştırırız biz. Bu biraz acımtırak bir yapısı vardır bunun. Sadece aşotuna karıştırırız. Böyle hani tere niyetine yemeyiz bu otu. Onu da katayım içine. Bakın. Şunlar çok güzel olmuş. Baksanıza şunların güzelliğine. Şöyle toplayayım da ondan sonra seçeyim. Telefonla hem video çekip hem ayıklayamıyorum. Böyle köy yerinde böyle arkadaşlar. Hafta sonu bu şekilde bağın bahçen olduğu zaman muhakkak yapılıyor. Eskiden annemgil kendileri yapıyorlardı ama şimdi onlar bize verdiler ama yine bizim arkamızda önümüzde yine durmuyorlar. Yine durmuyorlar bizimle beraber yoruluyor onlar da. Seviyorlar gerçi bahçesini gelmeyin arkamızdan desek de illa ablamla benim arkamdan gelirler. Sağ olsunlar. Ablamla bize yalnız bırakmazlar.
şu şöyleydi, bu böyleydi kızım diye yol gösterirler bize. Anacığım da hiç durmuyor. Baksana zoncağım da. Orada birkaç zeytin budandaydı. Onların dallarını getirdi geldi. Şöyle. Şunlara bakın çok güzeller. Şurada var. Vallahi yaparsak oluyor gerçekten ama bazen de çok yoruluyor insan ama kendi işin olunca yapacak bir şey yok. Öyle. Öyle annem. Ne güzel olmuşlar. Kokulu otları görünce, sabahleyin görünce dayanamadım. Öğlen tere niyetine şuradan topladım biraz. Sofrada yedik. Evet, şurada da ebe gümeşleri var. Onları da alacağım. Sen boşsan şunları ayıklayıver bana. Boşum ben de. Gelsen azıcık otur bakayım. Azıcık yoruldum diyorsun. Azıcık ot toplarken dinleniyorsun diyorsun arkadaşlara. Ne yapıyorsun Allah? Babam da. Babam da orada zeytinlerin dibini açacağım diyor. Cazım da uğraşıyor. Baksana. Neyse diyorum, ben bu hafta öğrendik şeyi, motoru sürmesini. Geçen sene enişte kendisi sürdüydü buraya. Tabii. Kendisi gelmiş, hem denemiş hem sürmüş, komple sürmüşmüş. Bu sene dedik hani birkaç sefer enişte sürecek. Adam hem çalışıyor hem haftada bir gün izni var. Onu da burada geçirmesin diye kendimiz öğrenelim dedik. Şimdi ablamla ikisinin bir anda gelmesi olmuyor. İlla ki markete bekleyecekler. Çok yaşa. Sağlıklı yaşa annem. İyi yaşa. Oh. O yüzden haftaya da ben öğrendim ya, ablama da ben öğreten gar. Haftaya ablamla ikimiz kalan yerini süreriz gar. Baya yar olup gider. Öğlen biraz motorumuzu uğraştırdı bizi de. Yorulmuşsa. Ha, bir ustaya sana gitti geldi biraz. Yorulmasa bir sene ellerin ancak kalırdı. Aynen. Baya biterdi. Ne yapalım yani. Olsun bakalım, olsun. Buna da şükür. Aynen. Var mıdır bunda da bir hayır. Sabahleyin görünce dayanamadım. Sabahleyin bir avuç topladım. Öğlen arası yemek yerken vallahi yedim. Çok yaşa. Sağlıklı yaşa annem. Niye öyle oldu? Ne bileyim ben. Yeşil avuç mu sıramadım? Ne bileyim. Şurada da var. Şunları da alalım. Annem çok yaşa. İyi yaşa. Hapşırık tuttu ya. Şöyle alayım da anneme seçtireyim. Bakalım şuralarda. Şunlardan da alalım. Şu ebe gümeşlerini, yaprakların. Çok yaşa, sağlıklı yaşa anne. Niye öyle oldu? Yere oturma bari. He, bışkı orada kalmış. Küflenmiş. Şöyle. Şöyle şöyle alıverin. Baksanıza tazecik ortaları. Bak gördük mü dayanamıyorum valla. Çok yaşa, iyi yaşa annem. Şimdi her hafta gittiğimde arkadaşlar, şimdi Antalya'da otsuz kalmıyoruz ama böyle bu şekilde baharın topladığımda hani 15-20 günde bir gelirdim. Eskiden ayda bir gelirdim mesela, gelince toplardım, doğrardım, difrize koyardım ben bu otları. Elimin altında olsun diye Ömer çok severdi. O yüzden elimin altında olsun diye difrizde hazır çıkarırdım. Alabuzlu böyle böreğin içine katınca güzel olurdu. Elinin altında olurdu. Şöyle göbeklerini alıverin. Baksana ne güzel olmuş. Dış yapraklarını almayan. Kalk bari annem, yanında yerden mi aldın bilmem sen. Kalk annem. Ha. Akşamüstü azıcık ayazlaştı ya. Heh. Şunu da katalım. Bakayım. Şunlar çilli. Dış yapraklar kocaman kocaman da çilli onlar. Büyükler sarmalık ama gerisi olsa sarmalık büyükler. Ay şunu da atayım, şu da çıkmış.
Hiç yapmadık. Arkadaşlar yorum yapıyor bana. Gülsüm eve gümecinin hani şeyi çok güzel oluyor diye sarması. İşte yapsak, denesek olacak aslında da arkadaşlar beni şey yapıyorlar, yorum yapıyorlar annem de. İşte fırsat olup da yapamadık. Fırsatımız olmuyor. Bazen topluyorum ama pişirme fırsatım olmuyor. Aynen, zeytin topladık ama illa bakımı olacak. Evet. Şimdi bir zeytinin bakımı arkadaşlar, bakın budandı şu araları. Budanmasa karışıyor mesela bunun araları. İlla ki zeytinin başı bitti miydi başı budanır. Yani zeytini bittim başı budanır. Dibi sürülür, çapalanır. Şöyle diplerini çapaladık, gübre attık. Gübresini de attık şimdi sürülmeden önce altına. Evet. Gübresini attık. Birazcık da buranın bahçe otları büyüdüğü zaman da enişte burayı traktörle bir sürüyor. Şöyle tiski mi deniyor? Tiskileniyor değil mi? Onu bir arasına şöyle bir tiskileniyor. Bir öbür baş, biberi baş. Oh. Yardım edeyim mi? Enişte başa geldi. Allah onun kolları ağrıdı. Açık da ben alayım gari onu. Şunu. Baya şimdilik yetiveri. Ben az sonra açık daha bulurum annem. Bunları da ayıklayıver. Şimdi şöyle şu otları görünce dayanamadım arkadaşlar. Biz yine şöyle ben yine birazcık daha şey yapayım. Dinlendireyim enişteyi biraz. Ha? Her yerde olmuyor daha ot. Aynen anne. Burayı kaba yeri bulunca burayı yerini sevmiş. Endekinlere ben bir poşet vereyim. Arkadaşlar bir dahaki videolarımda görüşürüz. Bugün sizlerle beraber şöyle bir topladığım otu göstermek istedim. Siz de ot toplama videolarını seviyorsunuz. Hep de diyorsunuz da bazen bazı arkadaşlarım da diyor hep ot toplama videosu çekiyorsun Gülsüm diye ama inanın ki bazen fırsatım olmuyor. Sizlerle yediğimiz yenilebilen otları paylaşmak istiyorum böyle fırsat buldukça. Sizler de bu otu gördüğünüz zaman muhakkak toplayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle size şu bahçenin manzarasını göstereyim. Buralar falan sürüldü. 1, 2, 3, 4 sırası sürüldü. İşte bir aşağı yukarı yarı herhalde. Kalan yeri de haftaya bitiririz artık. Böyle. Arkadaşlar. İnşallah bir dahaki videolarımda tekrardan görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın canlar. Hoşça kalın.